kandım. Vallahi bak, ben hep seni annem bildim. Benim annem sensin. Cumartesi akşamları büyük bir beğeniyle izlenen Yalan'ın oyuncularından yeni sezon tüyoları. Kendince artık kendi ayaklarım üzerinde duracağım, babam da bunu isterdi durumuna geçti Duru. Yeni Yalan sezonunda seyirciyi neler bekliyor? Hazal bu ara biraz yolunu şaşırdı. Gittikçe sırlar daha da açığa çıkacak ve büyüyecek. Aslan Güner sevilen dizinin yeni sezonuna dair çok özel bilgiler verdi. Seyirciyi biraz daha şaşırtmayı hedeflediğimiz ve izlerken her finale doğru diye heyecanını yükselteceğimiz bir sürecimiz ve yolculuğumuz olacak. Yusuf Kaleli ifadeye çağır. Azal yeter! Yine duru diye başlama! Bitireceğim zaten. Ekranların en samimi dizilerinden Yalan ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ben başından beri her şeyi biliyor muydum? Tolga Aslan Yalan dizisinin setine konuk oldu. Melike yani Aslan Güner ilk olarak geçiyor kameramızın karşısına. Set günleri güzel geçiyormuş. Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Yani gerçekten sete her gün ben gülümseyerek mutlulukla geliyorum. Bu da bir oyuncu için çok büyük bir şans gerçekten. Aile gibi olduk, hep söylüyorum. Bugün burada Melike evdeyiz. Benim evim burası. Burayı çok seviyorum. Yalan'da başarının sırrı samimiyet. Kamera arkasında da biz birbirimizden çok besleniyoruz. Zaten aslında bir şekilde o Hazal'la olan Melike'nin sahnelerinin seyirciye bu kadar yüksek şekilde geçmesinin sebebi bu gerçekten. İlk günden itibaren o kadar çok sahnemiz oldu ki bizim Serra'yla, yani ilk andan itibaren benim herkesten daha fazla hakikaten Hazal'la sahnem oldu. Ve Serra'yla o aramızdaki uyum şükürler olsun diyorum, yani o kadar güzel bir şekilde ekrana yansıdı ki. Aile gibi bir durum, doğru. Buraya mutlu geliyorum, güler yüzle geliyorum. Ekiple olan iletişimimiz Allah'a şükürler olsun çok iyi. Ya bu ekrana da yansıyor işte. Çünkü yaz projesi olarak başladığı öngörülen bir proje şu an çok şükür kış sezonuna da devam ediyor. Bu hem seyircinin takdiri hem bizim işimize olan bağlılığımız. Harika geçen bir yaz sezonundan sonra geri dönüşleri merak ediyoruz. Genel olarak zaten çok olumsuz bir şey. Yani ben şükürler olsun bu konuda çok şanslı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yani mesleğimde bu sene 21. yılım ve gerçekten şanslıyım ya. Hani evet. Çok kötü yorum hiç ben okumadım. Hani öyle söyleyeyim. Güzel yorumlar, çok güzel tepkiler alıyoruz. Hem oyunculuklarımızla ilgili hem yaşattığımız duygularla ilgili. Karakterlerimi canlandırırken hep o en yakın tarafı bulup geriye kalan Aslıhan'la ilgili her şeyi evde bırakıp geliyorum. Ve yine söylediğim gibi hep bunu hissettirmek odaklı işimi yapmaya çalışıyorum. Gerçekten o acıyı hissediyorum. Gerçekten o mutluluğu yaşıyorum. Ve bir şekilde de bunu seyirciye televizyonun içerisinden böyle elimi uzatıp kalplerine dokunduğumu hissediyorum. Onlar da bana yaptıkları yorumlarda bunu yaşatıyorlar ve gerçekten bir oyuncu için bundan daha büyük bir şükür yok. Aslan Güner hayat verdiği Melike'den sabrı öğrenmiş. Ben de sakinlik durumu biraz bana geçmeye başladı. Ben normalde biraz daha böyle tez canlı biriyim. Biraz bazı şeyler hızlı olsun vesaire isterim ama biraz Melike'deki bu doğal olarak aslında yani televizyon dizisi değil, bu bir sinema ya da bir belgesel tarzı olsaydı çok daha sessiz bir karakter olması gerekirdi hatta. Ama bu sabrı, hatta bazen mesela insanları veya beni dahi böyle hadi burada da artık bir şey olmalı durumundaki sabrı dahi beni hep çok şaşırtıyor. Ama tabii ki bu 20 yıl içeride zamanını geçirmiş, suçsuz yere kalmış bir kadının kendisine o kadar uzun yıllar içerisinde bulduğu bir savunma mekanizması. Aslında iki düşünüp bir hareket etmeye alışmış ve ne olursa olsun adalete güveniyor ve hala mücadelesi bunun üzerine kurulu. İçeride hukuk okuması ve çıktıktan sonra da suçsuz olmasına rağmen isyan noktasının her zaman yine sırtını adalete dayayan bir taraftan olması beni çok etkiledi. Ben de ondan hakikaten bu sabrı ve biraz daha bu sakinlikle akılcı yolda ilerleme durumlarını kendime de alıyorum diyebilirim. Peki ya bu sezon neler bekliyor Yalan izleyicisini? Yani seyirciyi daha da heyecanlandıracak bölümler olacak bundan sonra. Bir kere onu söyleyebilirim. Daha hem röportajın başında da dediğim gibi hep üzerinde bir şeyler koyan ve seyirciyi asla durdurmaya izin vermeyen bir proje olacak Yalan bundan sonrasında da. Çünkü gerçekten biz tüm ekip olarak aynı heyecan devam ettiriyoruz. Senaryo anlamında da o yüzden her bölüm seyirciyi biraz daha şaşırtmayı hedeflediğimiz ve izlerken her finale doğru diye heyecanını yükselteceğimiz bir sürecimiz ve yolculuğumuz olacak bundan sonra Yalan izleyicileriyle birlikte. Düşünsene, bu adam senelerce hapishanede beni ziyarete geldi. Çıkışta beni karşıladı. Ben bunların evinde kaldım.
Allah'ım aklımı yitireceğim. Biz aynı sofrada yemek yedik. Hazal yani Serra Pirinç'le birlikteyiz. Hazal bu ara biraz yolunu şaşırdı. Şaşırdı mı? Evet. Neler yapacak? Söylemem. Kimseye söylemeyiz. Yemem. Aslıhan Güner'i yere göğe sığdıramıyor başarılı oyuncu. Beni motive eden şey Aslıhan Güner. Nasıl? Bayağı motive ediyor beni. Nasıl ediyor? Şöyle Aslan'ın şöyle bir şey özelliği var. Özellik diyeyim ben buna. Böyle size dokunuyor ve dokunduğu anda o an stresliyseniz o bütün stresinizi kaybediyorsunuz. Öyle bir şey yaşatıyor yani. O yüzden benim motivasyonum o burada. Yani böyle şimdi ertesi günün programına bakıyorum evdeyken. Aslan'ın adını gördüğüm zaman böyle oh tamam yarınım çok güzel geçecek diye böyle. Evet. Öyle bir etkisi var benim üzerimde. Benim motivasyonum o yüzden. Siz de eksik kalmayın. Basına da güzel malzeme olur. Aynen ya. Annemi nasıl rezil etmiştiniz? Aynen öyle. Şimdi de özür dilersiniz. Melike'nin güzel kızı Duru Aksoy'u canlandıran Eylül Tumbar'ın yanındayız. Eylül Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok iyiyim, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi setteyiz, çalışıyoruz. Evet, nasıl geçiyor peki set? Vallahi çok yoğun bu aralar. Çok zaten keyifli en başından beri. Güzel gidiyor. İşte biz de senaryolar geldikçe daha çok merakla bekliyoruz diğer bölüm ne olacak diye. Şimdi burada da Melike evimiz var. Orada bir sahne çekeceğiz. Onu bekliyorum. Yeni sezonda da devam edecekmiş sürprizler. Bizim dizide sırlar asla bitmiyor. Yalanlar da bitmiyor tabii ki. Şöyle söyleyebilirim. Gittikçe sırlar daha da açığa çıkacak ve büyüyecek. Sadece bunu söyleyebilirim şimdiden. Onun dışında kendi karakterimle ilgili bazı kırılmalar olacak. Zaten babasının ölümünden dolayı kendince artık kendi ayaklarım üzerinde duracağım, babam da bunu isterdi durumuna geçti Duru. Bakalım neler olacak. Biraz böyle nasıl desem annesiyle arasındaki ilişkiyi besleyecek bölümler gelecek. Yılanın geçen sezon gibi bu sezonda çok sevileceği düşünülüyor. Seyirciler de çok seviyor. Zaten bizim dizinin böyle seyirciyi tutan bir tarafı var. Acaba söyleyecek mi, sır ortaya çıkacak mı, kim öğrenecek? Aa, bu da mı yalancıydı diyorlar mesela. Hiç ummadıkları şeyler çıkabiliyor. O yüzden çok olumlu yorumlar alıyorum. Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun. Evet, çok. Da bayağı ilgi var. Evet, severek takip ediyorlar, sağ olsunlar. Onlar da beğeniyor. Evet, sizin de izlediğiniz gibi. Biz Berrin Aksoy markası olarak her zaman en iyisi için uğraşıyoruz. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Samet Kaan Kuyucu ile birlikteyiz. Ünlü oyuncu hem sete hem de karakterine kısa sürede adapte olmuş. Yazın başlayan bir projeydi, sezonda da devam ediyor, çok sevildi. Bu sevgiyi size nasıl yansıdı peki? Neler gördünüz, nelerle karşılaştınız? Ben 12. bölümde dahil oldum. Bir 6 bölüm kadar oldu. Girdiğim andan beri çok hızlı bir şekilde adapte oldum. Çünkü ekip olarak böyle çok iyi anlaşan, birbirlerini hakikaten seven bir ekip var. O yüzden hani hiç bir diziye sonradan katılmak biraz aslında stresli bir şeydir. Bir uyum sağlayabilecek misin diye bir oyuncu olarak evet bir karakter bir anda giriyor, dahil oluyor. Seyircinin tepkisi nasıl olacak? Oyuncu olarak bunları düşünüyorsun ama ben şey oldum. Çok hatta kendim de şaşırdım açıkçası. Çok hızlı bir şekilde hem karakter hem kişisel olarak ben çok uyumlu, güzel bir şekilde böyle diziye yalanın dünyasına girdim. Hayat verdiği Tuna karakterinin seyirciler tarafından sevildiğini düşünüyor. Çok iyi bir çocuk Tuna yani. Çok hakikaten hem Melike ile olan ilişkisi hem Duru ile olan ilişkisi, sıcaklığı, samimiyeti, içtenliği, centilmenliğiyle böyle... Dramların yaşandığı bir dünya, ciddi dertlerin olduğu bir dünyaya böyle bir sıcak bir giriş yaptı. O yüzden seyirci de çok sıcak karşıladı. Çok mutluyum o konuda. Genç oyuncunun dizide en etkilendiği karakterler bakın kimmiş? Duru diyeyim ya. Neyi seviyorsunuz peki? Yani duruşu karakteri değişmiyor. Böyle bir şey bir kız. Karakteri çok çok karakterli, çok güçlü bir karakter ya. Gerçekten güçlü bir kadın karakteri. Melike gibi tıpkı aslında. Tabii ki Melike de favori karakterlerimden, bayılıyorum yani. Onun o mücadelesine, gücüne, bütün o dramına rağmen hep bir umutla hayata bağlanışına. Ben o yüzden Aslan abla da yani müthiş oynuyor. Eylül de aynı şekilde. Ben bu güçlü kadın karakterlerini seviyorum. Yani Melike ve Duru diyebilirim. Neşeli arkadaşın yok mu? Bir yere kadar gitti. Ne oldu, bir şey mi diyeceksin sen bana? Ne söylememi istersin? Bir özür hiç fena olmazdı. Oldu canım. Keyifli sohbet için başarılı oyunculara teşekkür ediyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Yalanın en acı, en dramatik halini
Hayatın gerçekleriyle harmanlayan yalan bu akşam Kanal D'de. Peki benim neyim var bu hayatta? Hiç kimsem yok, hiçbir şeyim yok benim. Sen de bıraktın beni anne. Ben senin annen değilim. Artık buraya kadar. Bundan sonra üzüntü yok. Sen de en az bizim kadar kötüsün Zehra. Ama ben sizin o denizlerinizde boğulmayacağım. Senin üstüne basıp karaya çıkacağım. Zehra Karaca'nın mallarını üstüne geçirmiş. Ne olmuş Nevzat'ın? Hastaneye giderken yolda ölmüş. Allah kahretsin. Eğer düşündüklerim gerçekse hepimiz çok fena sarsılırız. Yusuf Kaleli ifadeye çağır. Azal yeter. Yine duru duru diye başlama. Bitireceğim zaten. Silahı almış. Duru'yu vuracak.